Bir kez daha AFAD yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Yorgancıların kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Teknoloji barındıran ürünler de var işlerinde. Bu karşılaşacağımız felaketler daha önce yaşadıklarımızla aynı. Dün de olur, oluyor ama hissetmiyoruz. 2-2,5 alıştık artık. Şu anda uzun zamandır kırılmayan Samos Adası'ndan Karabağ... 100 bin arama kurtarmacıyı planladık. Hangi kurumdan ne kadar arkadaşımızı eğiteceğimizi. O program dahilinde de inşallah yaza 17 Ağustos'ta 100 bin arama kurtarmacımızı yetiştirdiğimiz gibi bu 100 bin arama kurtarmacının teçhizatını da, malzemesini de, donanımını da temin etmemiz gerekiyor. İşte bugün burada bulunmuş amacımız da tam da bu. Yetiştirdiğiniz 100 bin insan kaynağını, malzemesi ve donanımı yoksa, teçhizatı yoksa, yani senin benim gibi böyle sıradan bir vatandaş olarak enkaz bölgesinde eğitilmiş bir kişi olur sadece ama katkı sağlayamaz. Biz onları sahada bu 100 bin kişiyi aldığımız ve ürettiğimiz siz sanayicilerimizin üreteceği malzemelerle önce eğiteceğiz. Saha eğitimlerini vermeye başladık. 40 bin civarında şu ana kadar eğitim verdiğimiz arama kurtarmacımız oldu. Bunu önümüzdeki 6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde 100 bine çıkaracağız. Bu 100 bin kadromuz eğitimli, profesyonel diyebileceğimiz seviyeye gelmiş. Enkazlarda bizimle birlikte çalışacak. Enkazda çalışmanın kültürünü, güvenliğini, insan hayatını en hızlı şekilde eğer varsa enkazdan çıkarmaya yönelik hızlı müdahale yöntemlerini öğrenmiş olacaklar. Biz burada beklentimiz şu. Takdir edersiniz ki ithal ürünlere milyonlarca dolar para ödüyoruz. 10 milyonlarca, 100 milyonlarca paramız dışarı gidiyor. Biz istiyoruz ki bizim paramız sağ cebimizden çıksın, sol cebimize girsin. Devletin imkanlarından, devletin kasasından çıktıysa sanayicinin cebine girsin. Sanayicinin cebinden tekrar vergi olarak gerisin geri zaten ne yapıyor? Bir şekilde çark devletin kendi içerisinde herhangi bir yere para aktarması yapmadan, cari açığa katkı sağlamadan ülkenin kendi içerisinde, kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ürettiği malzemelerle arama kurtarma yapabilsin. ...36 GİTİP numarasında yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili bir fırsat var. 6,5 milyara yakın bir para harcıyorlar bunları ithal ederek. Ve bu para yerleştirmek maksadıyla şu anda İzmir sanayicinin ayağında. Bugün akşama kadar bunların hepsini görüp tespit edip yapabileceklerimizi... Teknik özelliklerinde buradaki AFAD'a teknik arkadaşlarıyla karşılıklı görüşerek çözüm bulmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Thank you.